sevgili seyircilerimiz. Güzel ve iyi haberlerle dolu sağlıklı bir gün diliyorum hepinize. Habertürk'e ve programımız HT Sağlığa hoş geldiniz. Her zamanki gibi yine ilginizi çekeceğini umduğum bir programla karşınızdayız. Sporcuların göz sağlığını konuşacağız. Yeni bir takım gelişmelerden söz edeceğiz. Bu gelişmelerle ilgili sizleri bilgilendirmek isteyeceğiz ama hepsini az sonra tanıtımımızı izledikten sonra yapacağız. HT Sağlık'ta bu hafta sporcularda göz sağlığı konusu masaya yatırılıyor. Programda lisans aşamasına retina muayenesi şartı neden gereklidir? Sporcuların göz muayenesinin retina muayenesi dışındaki bölümleri neleri içerir? 3 boyutlu görme çalışmaları sportif başarıyı nasıl artırır? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası az sonra HT Sağlık'ta. Tanıtımımızdan konumuzun ne olduğunu artık biliyorsunuz. Sporcularda göz sağlığını konuşacağımızı zaten söylemiştim sevgili seyircilerimiz. Bu arada ekranları başına geçen tüm seyircilerimize ve bizi 90.4 Habertürk Radyo'dan dinleyen tüm dinleyicilerimize güzel bir gün ve güzel bir hafta sonu dileyelim. Az önce dilemediğimizi yapalım. Önce stüdyo konuğumu tanıtarak başlamak istiyorum. Dünya Göz Hastanesi Etiler Şubesi'nden göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Nilüfer Köylüoğlu Ünal'la birlikteyiz. Kendisini daha önce de programlarımıza konuk etmiştik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceylan. Şimdi bugün biraz aslında böyle seyircilerimize bilmedikleri bir şeylerden bahsedeceğiz. Bunu aslında hiçbirimiz bilmiyoruz. Bunlar yeni gelişmeler. Daha doğrusu inşallah yeni gelişmeler olacak diyeceğiz. Hem sporcularımızı korumaya yönelik hem de belki spordaki başarılarını arttırmaya yönelik önemli adımlar olacak. Bunlar diyelim ve hemen soralım. Lisans aşamasına gelmiş sporcular, bildiğiniz gibi sevgili seyirciler, yaşamlarının büyük bölümünü aslında sporla, uzun saatlerini sporla geçiriyorlar. Çok çeşitli travmalara, yaralanmalara, bir takım rahatsızlıklara maruz kalabiliyorlar. Dolayısıyla bu sporcularda, çocuk ve gençlerde lisans aşamasında retina muayenesi şartı diye bir kavram geldi önümüze. Soralım bakalım ne demekmiş? Aslında amacımız retina hastalıklarını daha bilinir hale getirmek için sporcu sağlığını bir de bizim tarafımızdan bakmak. Yeni evet. Bakış açısı. Sporcu sağlığı konusunda yapılması gerekenler denizi var. Burada yol almaya başlamak. Retina muayenesi şartı o kadar çıtayı yükseltecek ki bu konudaki yeni gelişmeler göz sağlığından başlayarak gözü koruyucu hekimliğin sembol organı yapsın istiyoruz. Sporculardan başlayarak. Peki şimdi diyelim ki benim bir çocuğum var. Ondan sonra tenis oynuyor, basketbol oynuyor veya futbol oynuyor pek çoğumuzun çocuğu gibi. Lisanslı sporcu olarak devam edecek bundan sonraki spor hayatına da. Şimdi nedir adım atılması gereken veya sizin önerdiğiniz ve olmasını beklediğiniz şey? Aslında örneğin katarakta, sarı nokta hastalığında, glokomda, göz içi basıncında bir bilinçlenme yaratıldı. Evet. Sizlerin sayesinde, ortak paydaların kat ettiği yol sayesinde. Retina hastalıkları konusunda ise ne yazık ki sadece başına gelenler ya da ailesindeki insanların başına üzücü olaylar gelmiş kişiler bilinçli. Genelde hastaların bize geç geldiğini görüyoruz. Bu konuda çok kültürlü kişilerin dahi bunun önemli bir şikayet olduğunu, bilmediklerini bizimle paylaştığını görüyoruz. O zaman retina muayenesi şartını lisans aşamasına koyarsak bu konuda çok büyük bir yol kat edeceğimizi düşündük ve geçen sene sporun zirvesi seminerinde konuyu gündeme getirdik. Ben eskiden yüzücüydüm. Yılda bir ayak muayenesi olurdu dermatolojik yönden. Gözün gören tabakası bu kadar değeri hak etmiyor mu diye sordum sporun zirvesi seminerindeki devlet erkanı vardı, çok önde gelen yöneticiler vardı ve çok yüksekten algılandı Ceyda Hanım. Bunu yapalım dedi Fatih Hoca. Futbol Federasyonu'yla başlayacağız ve 63... Fatih Hoca dediğinizi açıklayalım, seyircilerimiz de bilsinler. Sayın Fatih, Türkiye Futbol Direktörü Sayın Fatih Terim. Daha sonra bunun UEFA'ya götürülebilmesi, FIFA'ya götürülebilmesi, global bir projeye dönüşebilme şansı var. Sporcu sağlığında yeni bakış. Evet, bu gözü, güzel. Gözü gör. Gözü aynı, gör. Aynı fair play please gibi, ırkçılığa hayır gibi. Büyüteci buraya tutarsak sporcu sağlığına yeni bir bakış açısı kazandırmış olacağız. Göz hastalıkları konusundaki fayda şu olacak.
Göz dibi muayenesi rutin oftalmoloji polikliniğinde, genel göz polikliniği muayenesinde bugün sadece soran kişilere uygulanıyor. Soran kişiler diyabeti olanlar, evet, ışık çakması olanlar. Görmesi giden kişilere uygulanıyor. Acaba görme neden azalmış diye. Hı hı. Ve kurumsal yerlerde de katarak ameliyatından önce ya da gözlük atma ameliyatından önce rutin muayene gereği olarak uygulanıyor. Bizim gibi retina polikliniğinde sürekli çalışan hekimlerin şöyle bir deneyimi var. Bazen önemli olan hastalıklar hiç şikayet vermeyebiliyor. Bazen çok şikayet veren durumlar çok tehlikeli olmayabiliyor. Yani o sinsi ilerleyişler aslında bazen insanı sarıp sarmalayıp çok kötü hastalıkların pençesine düşürüyor değil evet, mi? Evet ve bu gözlük atma ameliyatlarının popülerliğinde ve rutin muayenede şunu gördük ki gençlerde gözün içini dolduran vitreous jeli çok sağlıklı. Aynı jöle gibi. Yaş ilerledikçe aynı cildin esnekliğini kaybetmesi gibi bu jöle de hacim kaybediyor. Hı hı. Ve yumurta akı gibi oluyor ve uçuşmalar daha önce konuştuk. Evet. Bu uçuşmalar kişiler internette aradıklarında retina yırtığıyla meç olabiliyor. Halbuki bu jel retinayı yırtmamış. Sadece hacim kaybettiyse bu uçuşmalar tehlikeli değil. Uçuşmaların mutlaka kontrol edilmesi gerekli. Retina yırtığından mı diye. Ancak genç kişiler gözlük atmak için geldiklerinde retinalarında yırtık, delik, yırtık öncüsü lezyonları olduğunu öğrenebiliyorlar. Ve onun riskinin yönetimi çeşitli evrelerine göre önce o olaya önleyici tedavi yapıp ondan sonra gözlük atmasına izin verilebiliyor. Evet. Ya da bazı riskli olanlar da verilmeyebiliyor. Bizim amacımız gözlük atmaya gelen kişiler gibi muayene etmek. Gözlük almaya gelenleri de. Bu bilinci oluşturmak. Burada sporcular ilk halka. Evet, aslında sporcularla yola çıkılıp belki biraz daha hani konuyla ilgili farkındalık arttırılıp aynen, sonrasında toplumun geneline retina muayenesinin önemini, gerekliliğini anlatmak sporla amacımız. Sporla ilgi şu şekilde kuruldu. Böyle ağır valizleri kaldırıp retinası yırtılıp işte havaalanından direkt hastaneye transfer olan hastalar gördük. Ev taşınırken gardırobunu ittirince eski lazerlerini açıp retina yırtığı nükseden hastalar gördük. O yüzden hayatın içinde anne oldukça toplu bebekleri, çocukları olabiliyor. Onları ağır kaldırma. Mesela çeşitli basın toplantılarında kameraman arkadaşlara baktığımızda o 40 kiloymuş ekipmanlar. Onlar da retina yırtığı gördük. Öyle mi arkadaşlar? Kameraman arkadaşlarımız var burada. Ne kadar ağırlığı? Var mı Nilüfer Hanım'ın söylediği gibi? Daha mı fazla yoksa? O zaman evet, evet var diyorlar, hatta daha fazla diyorlar. O zaman hava yolları servislerinde bagaj taşıyanlar, kargo çalışanları, işte damacana su taşıyanlar hani tabii, şey çok perspektif çok açılabiliyor. Bilgi, korku değil, bilgi. Retinada bundan kaynaklanan sıkıntı var mı ya da bunları yapınca retinasında sıkıntı olabilecek mi? Kişilerin bu bilinci oluşturmak. Şimdi burada siz sporcularda göz sağlığı dediniz. Aslında hani ben de burada yeri gelmişken belki çok göz sağlığıyla ilintili değil ama hakikaten lisanslı spor yapan, ömrünü spora adayan, sporcu olma amacıyla yola çıkan gençlerimiz için, çocuklarımız için sağlık kontrollerinin ne kadar yetersiz olduğunu da bir belirtmekte ve altını çizmekte yarar görüyorum. Ben de lisanslı uzun yıllar spor yapmış bir çocuk annesi olarak bunun sıkıntısını çektim. Zaman zaman ya bu çocuklara hiç mi bakılmaz, hiç mi ilgilenilmez? Ondan sonra belirli bir dönemde biz ya da belirli sürelerle sağlık kontrolünden geçilmez diye çok içimden geçirdim. Onu biz kendimiz belki kapatmaya çalıştık ama herkes aynı bilinçte midir ve kulüpler neden bu bilinçte değildir diye de sormadan edemiyorum. Bir kez daha altını çizmek istiyorum yeri gelmişken. Peki şimdi kafa travması protokolünde retina muayenesinin neden gerekli olduğunu açıkladık. Bunun dışında sporcunun göz muayenesinin retina muayenesi dışında ne gibi bölümleri var diye sorsam. Sadece retina muayenesinden ibaret olmasa gerek. Ne cevap verirsiniz? Olimpiyatlardan başlayalım. Örneğin 2012 buyurun, Londra Olimpiyatlarında olimpik göz bakımı, olimpik eye care diye bir çalışma yapıldı. 1000'in üzerinde sporcu ve staff çalışan muayene edildi. Klasik her zamanki bilgiler. İşte pek çoğunun göz tansiyonu vardı, haberi yoktu. Retinasında bozukluk olup bundan haberi olmayanlar vardı. Ama raporun ana yorumu gözlük kusurları. Kırma kusurları düzeltildiğinde sportif başarılarının arttığı. Evet. Görme keskinliği, işte gözlük kullanımı, lens kullanımı, bunlarla yol alınamıyorsa, uygunsa,
lasik operasyonlarıyla gözlüklerinden kurtulmaları ve onun dışında da travma ve yaralanmaların boyutları. Travma deyince künt travmalar, gözün irisinde, ön kamerasında yaralanma yapıp ileride göz içi basıncı değişikliklerine neden olabilirler. Yine travma katarakta neden olabilir. Katarakta neden olmasa bile zonillerde defeklere neden olabilir. Bahsettiğimiz vitreosun hacim kaybı prematür olarak daha erken yaşta travmaya bağlı olarak olabilir. Görme siniri travmaları olabilir. Yine basınç etkisiyle retina dolaşımında durma, komosyo diye adlandırılan o geçici akım zafiyeti bir takım görme sıkıntılarına neden olabilir. Göz çok sağlam bir organ olduğu için bunlar genelde kendi kendine toparlanılabiliyor. Ama kafa travması protokolünde de mutlaka hastanın stabil duruma geldikten sonra göz muayenesinin, görme siniri muayenesinin, retina muayenesinde kontrolü. Özellikle kişiler çünkü tek gözlerini kapayarak tek tek kontrol etmediklerinde gözlerini, bir gözlerinde sıkıntı olduğunu çok sonra da öğrenebiliyorlar. Çok doğru. Biraz önce olimpiyatlardan örnek verdiniz. Orada kaldım. Demek ki aslında gözüyle ilgili sorun olduğunu bilse bir sporcu, belki neden olimpiyat üçüncüsü olduğunu da daha iyi anlayabilecek. Ya da onun çalıştıran kulübü, değil mi? Yani bir neden birinci olmadığının açıklaması da daha iyi yapılabilecek. Basketbol. Ciddi anlamda belki de başarı şansı yükselecek. Okçulukta hani Robin Hood filminden dolayı o sahne geliyor hemen insanın gözüne. Herkes Robin Hood düşünsün ekran başında. Okçulukta çok önemli birebir görsel. Ama o düşünülürken basketboldaki serbest atış yüzdesinde katkısı olacak. Üçlük yüzdesi olabilir mi? Çok eski bir hatıra geldi aklıma. Bir deplasman maçında Fenerbahçe'nin Van Hooydonk antrenmanda ısınırken kalenin alçak olduğunu söylemişti. Ve ölçtüler, kale alçaktı, kazıp yükselttiler. Hani o görüş, evet. O kas hafızası denilen. Görüş keskinliği. Görüş keskinliği o çok değerliydi. Bunu kendiliğinden çıkarıp söyleyebilmesi de hakikaten herkese nasip olmayacak bir özellik olsa gerek, değil mi? Demek ki onun frikik atışlarındaki başarısında bu görme keskinliğinin ve algısının rolü büyüktü. Hiç yani açıkçası bir sağlık programında Van Hooydonk kadının geçeceğini tahmin etmezdim ama o da oldu. O zaman yine sağlıkta spor. Alex'ten de bahsedeyim. Buyurun. Benim kontak lens hastalarına hep çok severek bahsettiğim idol örnek. Buyurun. Maçta lens takardı, hatta bir maçta lensini düşürüp gidip izin alıp bir kayıp geri takmıştır. ve bütün röportajlarında aşağı yukarı gözlüklüdür. Kontak lensle suya girmek, kontak lensle özellikle tatlı suya girmek bizim hekim olarak önermediğimiz bir davranış. Çünkü bir parazit var. Kontak lens olduğunda korneaya tutunabiliyor ve olduğunda tedavi cevabı düşük, çok sıkıntılı noktalara götürebiliyor. Hani her kırmızı ışıkta geçen o an ölmüyor ama kırmızı ışıkta durmak lazım. Alex duşa hiç lensle girmedi. Bütün röportajlarında gözlüklüydü maçta lensli olduğu sizin halde. Sizin için çok değerli olsa gerek. Çok çok güzel bir örnek. Ama hep Fenerbahçelilerden örnek verdik. Galatasaraylı ya da Beşiktaşlılar veya Trabzonsporlular bize kızmasınlar sonra. Yok mu onlardan verecek örneklerimiz? Böyle oldu. Şimdilik böyle oldu. Peki şimdi Sports Vision denen bir kavram var. Onu açıklar mısınız? Üç boyutlu görme çalışması. Bir takım kayıp. Bu neye yarıyor? Yani ne sağlıyor ve nasıl elde ediliyor? Görme keskinliği, derinlik görme, sportif başarı, işte okçuluk, evet. Atıcılık, evet. Basketbol, işte kalenin derinlik algısı. Sportif başarıya olan katkısı. Mesela bir gözünde numara var. Öbür gözü iyi, bir gözü tembelse sportif başarısında tabii ki kas pratiğiyle bunu kompanze ediyor sporcu ama onun düzeltilmesi çok büyük hamle kazandırabilir. Evet, hakikaten önemli. Umarız bu söyledikleriniz gerçek. Peki mesela sporcularda göz yaralanmasında Türkiye ve dünya istatistiklerine dair bilgiler, veriler var mı elimizde? Aslında hep yaralanmalar var. Yaralanma olmadan mesela bu gözün jeli hacim kaybetmediyse, gözlük atma ameliyatına gelen kişilerde gördüğümüz retinada yırtık var ama uçuşma yok. Evet. Mesela geçen sene sporun zirvesi seminerinde
Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Olimpiyat Şampiyonu Sayın Nazmi Avluca ve Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Sayın Ayhan Akbin bize eşlik ettiler. Çok farklı kesişimler yakaladık. Sayın Metin Şahin'den şunu öğrendik. Tekvando'ya başladığı zaman sporcu, antrenörün ilk sorusu göz kondisyonu nasıl olurmuş? Demek ki travma esnasında bir çift görme oluyor. Hı hı. O çift görmeyi geri toplama yetisi, işte sports vision'ın devreye girebileceği bir alan. Ya da Nazmi Avluca müsabakanın sonlarına doğru o fiziksel yorgunluk ağırlaştığında, şampiyon sporcumuz hı hı. fiziksel yorgunluk ağırlaştığında çift görmenin başladığını söyledi. Sonra güreş müsabakalarından hatırlayın, sanki tutamadı gibi olur. Evet. Demek ki diplopiden dolayı. Ne tarafa çift gördüğünü bilen kazanır dedi. Ah, bir kavrayamadı deriz hatta. Diplopi, çift görme. Evet. Yorgunluktan dolayı binoküler vizyon. İki gözün tek görmesi dağılıyor ve kopuyor. Ortadan kaldırmak mümkün mü? Çalıştırmak. Üç boyutlu görme çalışmaları. Evet, evet. Bunlar bizim de göz hekimi olarak onlardan aldığımız yeni geri dönüşler. Evet. Çok mesela işte ağır kaldıranları konuşurken halter kaldıranların göz dibi bulgularını bilmiyoruz. Metin Bey'den kask kullanılmaya başladıktan sonra görme kayıplarının azaldığını öğrendik. Ama görme kaybı olmayan kişilerin retinasına gözlük atmaya gelenler gibi bakmıyoruz. Bu tür kesişmeler, bu tür ortak çalışmalar literatüre de çok değerli katkılarda bulunacak. Ya şimdi güreş ya da tekvando literatürünü bilmiyorum ama mesela biraz önce söylediğiniz, hani kavramaya çalışır ama bir türlü kavrayamaz dediniz. Yani o işte çift görmenin çift ortadan görme. Kaldırılması, sporcuların müsabakanın sonuna doğru olan yorgunluklarının giderilmesi bir anlamda sizin yapacağınız çalışmalarla belki de o kavrayamayan sporcuyu bir anda kavrayabilen ve şampiyon olan sporcu haline dönüştürebilecek. En azından sonuca gitmesinde hız kazandırabilir. Çünkü kas çalışması. Gözü ortada tutan da kaslar. Aynı bu kasları çalıştırdığımız gibi ve kas hafızası oluşturduğumuz gibi bunlara gözden de bakmakta fayda var. Peki, sohbetimizi sürdürelim ama isterseniz bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra sevgili seyircilerimizle HT Sağlık'ta yeniden stüdyomuzda buluşalım.